Uğultulu Tepeler Bölüm 2 Yazan Emily Brond Çeviren Devrim Salman Okuyan Şebnem Mazak Dirikolu Dün öğleden sonra hava soğuk ve sisliydi. Çamurlara, çalılara, bata çıka Uğultulu Tepelere gitmeye çalışmaktansa zamanımı çalışma odamda, ocağın başında geçirmeye neredeyse kararlıydım. Ama yemekten sonra tembellik etme düşüncesiyle merdivenleri çıkıp odaya girdiğimde bir hizmetçi kızın fırçalar, süpürgeler arasında odanın ortasına diz çökmüş olduğunu gördüm. Ocağın ateşine kül atıp söndürürken de o kadar toz çıkarıyordu ki ben 12 ile 1 arasında yemek yerim. Evle birlikte devredilmiş olan kahya kadın benim saat 5'te de yemek yemek isteyebileceğimi anlayamıyordu ya da anlamak istemiyordu. Bu görüntü beni hemen geri dönmeye yöneltti. Şapkamı aldım. 7 kilometrelik bir yolu yürüdükten sonra Heathcliff'in bahçe kapısına vardım. Tam bu sırada lapa lapa yağmaya başlayan karın tüy gibi serpintilerinden kurtuldum. O kel tepe üstündeki toprak dondan katılaşmıştı. Hava da beni iliklerime kadar titretti. Zinciri kaldıramayınca üstünden atladım. İki tarafı böğürtlenli o taş yoldan koşarak kapıya geldim. Parmaklarım uyuşuncaya kadar, köpekler ulumaya başlayıncaya kadar da sürekli kapıya vurdum. İçimden sefiller diye mırıldanıyordum. Bu konuk sevmezliğiniz yüzünden hem cinslerinizden ayrı düşmeyi hak ettiniz. Ben en azından gündüzün ortasında kapımı kilitli tutmayı düşünmezdim. Ama bana vız gelir. Nasıl olsa içeri gireceğim. Bu karara vardıktan sonra kapının tokmağını kavradım. Öfkeyle salladım. Ekşi suratlı Joseph ahırın yuvarlak pencerelerinden başını uzattı. ''Burada ne işin var?'' diye bağırdı. ''Efendiyi arıyorsan işte orada, kümeste, ahırın berisinde. Onunla konuşmak istiyorsan oraya git.'' Buna karşılık ben içeriye kapıyı açacak kimse yok mu diye bağırdım. ''Kalfadan başka kimse yok. O da sana kapıyı açmaz. Akşama kadar vursan da yine açmaz.'' Konuşmaları komik bir köylü şivesindeydi. Neden? Benim kim olduğumu ona söyleyemez misin Joseph, ha? Ben mi? Ben bu işe karışmam diye söylenirken başı pencereden kayboldu. Kar hızını çoğaltmıştı. Tekrar denemek için tokmağa yapıştım. O sırada arka avluda omzunda başak tırmığıyla ceketsiz bir genç belirdi. Ardı sıra gelmemi işaret etti. Çamaşırhaneye geçip kömürlüğü, tulumbayı, güvercinliği de geçtikten sonra daha önce davet edildiğim o büyük, iç açıcı, ılık salona geldik. Kömür odun karışımı ateşle yanan ocağın ateşi salona girer girmez insanın yüzüne vuruyordu. Üzeri akşam yemekleriyle alabildiğine dolu masanın yanı başında da varlığından hiçbir zaman kuşkulanmadığım hanımefendinin oturduğunu görmek hoşuma gitti. Başımla selamladım. Oturmamı söylesin diye bekledim. Kadın koltuğuna yaslanarak bana baktı. Hiç sesin çıkarmaması bir yana Uralı bile olmadı. Hava epey sert dedim. Uşaklarınızın ilgisizliğinin cezasını ne yazık ki kapınız çekiyor, Bayan Heathcliff. Onlara sesimi duyuruncaya kadar kapıyı epeyce hırpaladım. Kadın ağzını hiç açmadı. Ben ona baktım, o bana baktı. Bakışlarını benden ayırmıyordu. İlgisiz, sevimsiz, insanı utandıracak, bezdirecek bir ifadeyle bakıyordu. Delikanlı, uğultulu bir sesle oturun dedi. Beyefendi de birazdan gelir. Söylediğini yaptım. Bir şeyler kekeledim. Sonra beni ikinci kez görünce tanıdığını belli etmek için kuyruğunu sallayan o hain Juno'ya seslendim. Çok güzel bir hayvan diye tekrar konu açtım. Yavrularını dağıtmayı düşünüyor musunuz hanımefendi? Şirin ev sahibesi Heathcliff'inkinden bile daha aksi bir tavırla ''Onlar benim değil'' diye söylendi. Ben de kediye benzer yaratıklarla dolu yastığa doğru dönerek ''Sizin gözdeleriniz şunlar olmasın'' dedim. Kadın hışımla ''Aman tam da gözde olacak şeyler'' dedi. Terslik bu ya, bunlar meğer bir sürü ölü tavşanmış. Tekrar mırın kırın ettim, ocağa yaklaşıp havanın kötülüğü hakkında söz etmeye başladı. Kadın yerinden kalkıp ocağın rafındaki boyalı çay bardaklarından ikisini almaya uzanırken ''Evden çıkmamalıydınız'' dedi.
Daha önce kadın gölgede kalmıştı. Şimdi ise onu belirgince görebiliyordum. Zayıf, çocuksu, genç kızlık çağını yeni geçmiş olmalıydı. Bedeni güzeldi. Yüzü de şimdiye kadar gördüğüm küçük yüzlerin en tatlısıydı. Lepiska. Hayır, altın sarısı bukleler ince boynuna doğru sarkıyordu. Bakışları biraz daha uysal olsaydı, onlara kimse dayanamazdı. Ama Tanrı'ya şükür, bu gözlerdeki tek ifade, küçümseme ile çaresizlik arası, bu gözlere hiç de yakışmayan bir ifadeydi. Çay bardakları hayli uzaktaydı. Onlara yetişemeyecekti. Ben ona yardım etmek için davrandım. Tıpkı altınlarını saymakta olan bir pintinin kendisine yardım etmek isteyen birine dönüşünü andıran bir tavırla hışımla bana döndü. "Yardımınızı istemem," diye kesip attı. "Onları kendim alırım." Hemen "özür dilerim," dedim. Kusursuz siyah giysisinin üzerine bir önlük bağladı. Elinde bir kaşık çayla demliğe doğru eğilirken "çaya davet edilmiş miydiniz?" diye sordu. "Bir bardak verirseniz sevinerek içerim," dedim. Kadın sorusunu yineledi. "Davet edilmiş miydiniz?" Usulca gülümseyerek "hayır," dedim. "Beni davet etmesi gereken kişi sizsiniz." Çayı kaşığıyla beraber kutuya atarak hışımla yerine oturdu. Alnı kırışmış, o kıpkırmızı alt dudağı ağlamaya hazırlanan bir çocuğunki gibi sarkmıştı. Bu arada delikanlı da omuzlarına eskimiş bir ceket almış, ateşin karşısında dimdik duruyor, sanki aramızda görülecek bir hesap varmış gibi göz ucuyla dik dik beni süzüyordu. Onun bir uşak olup olmadığından da kuşkuya düşmüştüm. Kıyafeti, konuşması epey kabaydı. Bay ve bayan Heathcliff'lerde dikkat çeken üstünlük havasının onda izi yoktu. Kıvırcık kumral saçları hem gürdü hem de epey bakımsızdı. Favorileri yanaklarına doğru uzuyordu. Elleri de işçi eli gibi kirpas içindeydi. Ama tavırları rahat, hatta biraz da mağrurdu. Evin hanımına hizmet ederken de bir uşaktan beklenen biçimde eline çabuk davranmıyordu. Onun durumunu kesin olarak öğrenmemi sağlayacak ipuçlarını sağlayamadığım için adamın tuhaf davranışlarını görmemezlikten gelmeyi tercih ettim. Zaten 5 dakika sonra da Heathcliff'in içeri girmesiyle ben de bu tedirgin edici durumdan biraz olsun kurtuldum. Neşeli bir hal takınarak, "Görüyorsunuz ya, söz verdiğim saatte geldim efendim," diye bağırdım. "Havanın kötülüğü nedeniyle de yarım saat kadar burada kalmam gerekecek. Fakat evinizde kalmama izin verirseniz tabii." Elbisesindeki beyaz tanecikleri silkeleyerek, "Yarım saat mi?" diye mırıldandı. "Buraya gelmek için böyle karlı kışlı havayı seçmenize şaşırdım doğrusu. Bataklıkta yolunuzu kaybetme tehlikesinde olduğunuzu biliyor musunuz? Buraları iyi bilenler böyle zamanlarda yollarını sık sık kaybedebilirler. Hem size bir şey söyleyeyim mi? Şimdilik havanın düzelme olasılığı hiç yok. Belki de adamlarınızdan biri bana rehberlik edebilir. Sabaha kadar da Grange'da kalır. Yanıma birini verebilir misiniz?" "Hayır, veremem." "Ya öyle mi? Öyleyse ben de işimi kendim hallederim." "Öf!" O eskimiş ceketli, vahşi bakışlarını benden ayırıp genç kadına çevirerek sordu. "Çayı hazırlayacak mısın?" Kadın da Heathcliff'e dönerek, "Ona da çay verilecek mi?" diye sordu. Yanıt, "Hadi hazırla," oldu. Bu o kadar katı bir sesle söylenmişti ki yüreğim yerinden oynadı. Bu sözlerdeki tavır adamın kişiliğinin kötülüğünü duyuruyordu. Artık Heathcliff için sıkı bir adam demek de içimden gelmiyordu. Hazırlıklar bitince beni, "Hadi bakalım efendi, çek sandalyeyi," sözleriyle sofraya davet etti. Kaba delikanlı dahil hepimiz masanın çevresine dizildik. Ciddi bir sessizlikle yiyip içmeye başladık. Sofradaki kasvetli havaya nasıl ben neden oldumsa bu durumu düzeltmenin yine bana düştüğünü düşünüyordum. Bu insanlar her gün sofraya böyle ciddi, öfkeli bir halde oturamazlardı. Ne kadar kötü huylu olurlarsa olsunlar, yine de bu öfkeli ifade yüzlerindeki her zamanki ifade değildi sanırım. Birinci bardağı bitirip ikincisini beklerken, "Çok tuhaf," diye başladım. "Geleneklerin zevklerimize, düşüncelerimize şekil vermesi çok tuhaf. Birçokları sizin şu dünyadan uzak, tam bir sürgün gibi yaşayışınızda mutlu bir yan bulunabileceğini akıllarına bile getirmezler, Bay Heathcliff.
Ama şunu da söylemek isterim ki, bir aile çevresi içinde bulunurken, gönlünüzle, evinizi başarıyla çekip çeviren, cana yakın bir hanımınız varken, yüzünde şeytani bir gülümsemeyle sözümü kesti. Benim cana yakın hanımım mı? Nerede o? Yani, şu benim hanımım mı? Bayan Heathcliff, yani hanımınız demek istedim. Ha, evet. Yani bedeni çürüdükten sonra da ruhunun koruyucu bir melek olduğunu, uğultulu tepeleri koruma görevini üstlendiğini söylemek istiyorsunuz, öyle mi? Gaf yaptığımı fark ederek bunu düzeltmeye çalıştım. İkisi arasında karı koca olmalarına olanak tanınmayacak kadar yaş farkı bulunduğunu tahmin etmeliydim. Biri kırklarındaydı. Bu da bir erkeğin bir kızla aşk evliliği yapabilme olasılığının epey zayıf olduğunu anlayacak kadar aklının işlediği bir yaştır. Bu hayal ancak çökme yaşlarında bizim tek tesellimiz olur. Diğeri de daha 17'sinde bile görünmüyordu. Derken zihnimde bir şimşek çaktı. Şu dirseğimin dibinde oturup çanaktan çay içen, ekmeğini kirli elleriyle yiyen palyaço onun kocasıydı. Kesinlikle. Heathcliff'in de oğlu olmalıydı. İşte canlı canlı gömülmenin sonucu da buydu. Ondan daha iyilerinin varlığından haberi olmadığı için kızcağız kendini bu kaba herifin kollarına atmıştı. Ah, ne içler acısı bir durum. Onda pişmanlık duygusu uyandırmamaya dikkat etmeliyim. Bu düşüncemle biraz kendimi beğenmişçe davrandım sanılabilir. Ama öyle değil. Komşum bana dünyanın en kötü insanı gibi görünmüştü. Epeyce yakışıklı olduğumu da edindiğim tecrübeler bana öğretti. Heathcliff, "Bayan Heathcliff benim gelinimdir," diyerek düşüncelerimi onayladı. Konuşurken kin dolu bir bakışla ona bakıyordu. Yüz kasları diğer bütün insanlarınkinin aksine içinden geçenleri ele vermeyecek yapıda değilse, yanımdakine dönerek "Ha, elbette, şimdi anladım," dedim. "Bu koruyucu meleğin şanslı sahibi sizdiniz." Ah, bu önceki gafımdan daha da kötü olmuştu. Delikanlının yüzü pancar gibi kızardı. Saldırmaya hazırlanıyormuş gibi yumruklarını sıktı. Sonra kendini hemen toparlayıverdi. Havanın kötülüğüne bir küfür savurdu. Bunu aslında bana söylemişti ama ben oralı olmadım. "Ev sahibim, ne yazık ki tahminlerinde sürekli yanılıyorsun efendi," dedi. "İkimiz de sizin iyilik perinize sahip olma şansını bulamadık. Onun eşi öldü. Onun gelinim olduğunu size daha önce söylemiştim. Demek ki benim oğlumla evlenmiş. O halde bu delikanlı da oğlum değil elbette." Heathcliff, kendisini bu hödüğün babası sanmam epey tuhaf bir şeymiş gibi gülümsedi. Diğeri de "Benim adım Harriton Earnshaw," diye gürledi. "Bu isme saygılı olmanı öneririm." Adamın kendini kibirlenerek takdim edişine içimden gülerek "Saygısızlık etmedim ki," diye yanıt verdim. Gözlerini gizemli bir şekilde bana dikmişti. Ben kendi bakışlarımı başka tarafa çevirmek zorunda kaldım. Çünkü kulağına bir yumruk atmaktan ya da kendimi tutamayıp kahkahalarla gülmekten korkuyordum. Bu cana yakın aile ortamında kendimi epey yabancı hissetmeye başlamıştım. Buranın havasındaki huzursuzluk bütün maddi rahatlıklarımı ortadan kaldırıyordu. Üçüncü kez bu çatı altına girmeden önce uzun uzun düşünmeye karar verdim. Yemek işi bittikten sonra hiç kimse ağzını açıp bir şeyler söylemeye niyetli görünmeyince havanın durumuna bakmak üzere pencerelerden birinin önüne gittim. Gördüğüm manzara epey kasvetliydi. Ortalık pek erkenden gecenin karanlığına bürünmüş, gökyüzüyle tepeler acı ve soluk kesici rüzgarın anaforuyla tipide birbirine girmişti. "Yanımda bir rehber olmadan eve gitmemin mümkün olacağını sanmıyorum," diye elimde olmadan bağırdım. "Yollar şimdiden karla örtülmüş. Öyle olmasa bile bir adım ileriyi görmem mümkün değil." "Heathcliff, Harriton, şu koyunları ahırın sundurmasına yürüt," dedi. "Bütün gece ağalda kalırlarsa üstleri karla kaplanır. Önlerine bir kalas koymayı da unutma." Gittikçe çoğalan bir öfkeyle "Peki ben nasıl gideceğim?" diye sordum. Soruma yanıt alamadım. Çevreme bakınca köpekler için bir kova dolusu yulaf getiren Joseph'le ocağın üstündeki raftan çay fincanlarını alırken yere düşürdüğü kibritleri birer birer yakarak oyalanmaya çalışan Bayan Heathcliff'ten başka kimseyi göremedim.
Joseph yükünü bıraktıktan sonra odaya şöyle araştıran gözleriyle bakındı. Çatlak sesiyle konuşmaya başladı. Herkes bir şeylerle uğraşırken sen burada boş boş dolaşıyorsun. Bunu anlamıyorum. Sen hiçbir işe yaramazsın. Kafana da söz girmiyor. Kötü alışkanlıklarından da vazgeçeceğin yok. Tıpkı annem gibi seni de şeytan çarpacak. Bir an bu sözlerin bana söylendiğini sandım. Öfkelenerek ihtiyar ahmağı bir tekmeyle dışarı atmak için ona doğru yürüdüm. Bayan Heathcliff'in yanıt vermesi beni dondurdu. Seni gidi utanmaz, riyakar, bunak seni. Şeytanın adını ağzına alınca çarpılacağını hiç düşünmüyor musun? Sana şimdiden söyleyeyim, beni kızdırmaktan vazgeç. Yoksa senin işten atılmanı yalvar yakar isteyeceğim. Kadın raftan koyu ciltli bir kitap alarak seslendi. Sana büyücülükte ne kadar ilerlediğimi göstereceğim. Çok yakında da yapamayacağım hiçbir şey kalmayacak. Kızıl inek tesadüfen ölmedi. Senin romatizmalarının da kaderin olduğuna inanmak çok zor. İhtiyar adam, ah iblis kadın diye söylendi. Tanrı bizi fenalıktan korusun. Sus, imansız. Sen uğursuzun birisin. Defol yoksa canını epeyce yakarım. Burada hepinizi muma çevireceğim. Bana karşı koymaya ilk heves edeni de ona ne yapacağımı söylemeyeceğim. Ama sen göreceksin. Defol. Seni gözetim altında tutuyorum. Bunu unutma. Küçük cadı güzel gözlerine kötücül bir ifade vermişti. Joseph de içtenlikli bir korku duygusuyla bir yandan dua edip bir yandan cadı, cadı diye söylenerek titreye titreye dışarı çıktı. Kadının davranışının sıkıntıdan kaynaklanan bir tür oyun olduğunu düşündüm. Onunla yalnız kalınca da içinde bulunduğum sıkıntılı durumla onun ilgisini çekmeye çalıştım. Ciddi ciddi, Bayan Heathcliff dedim. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ama sizde bu güzel yüz varken ister istemez yumuşak yürekli olmuşsunuzdur. Bana evimi bulmama yardım edecek bir iki ipucu verin. Siz Londra'ya nereden nasıl gidilebileceğini bilmediğiniz gibi ben de buradan evime nasıl gidilebileceğini bilemiyorum. Kadın iskemlesine iyice büzülerek oturmuştu. Önünde bir mum yanıyordu. Koca kitap da açılmış kucağındaydı. Geldiğiniz yoldan dönün, dedi. Belki epey kısa bir öğüt ama size bundan daha iyisini öneremem. Beni bataklıkta ya da karla örtülü bir hendekte ölü bulurlarsa, buna biraz da sizin neden olduğunuzu düşünerek vicdanınız sızlamayacak öyle mi? Ben nasıl neden olabilirim? Sizinle gelemem ki. Bahçe çitinin önüne kadar gitmeme bile izin vermezler. Siz mi? Böyle bir gecede benim için kapıdan dışarı adımınızı atmanıza bile gönlüm razı olmaz diye bağırdım. Bana yolumu tarif etmenizi istiyorum. Göstermenizi değil ya da Bay Heathcliff'i benim yanıma bir adam vermeye zorlamanızı istiyorum. Kimi versin? Burada bir o, bir de Harriet'ın. Zilla, Josette, ben varız. Çiftlikte çalışan yanaşma falan yok mu? Hayır, hepsi bu kadar. O halde ben de bu gece burada kalmak zorundayım. Bunu ev sahibinizle kararlaştırın. Benim bu işte bir ilgim yok. Mutfağın önünden Heathcliff'in katı sesi duyuldu. Umarım bu sana ders olur da tepelerde aklına estiği gibi dolaşmaktan vazgeçersin. Burada kalmaya gelince konuklar için hazır yatak bulundurmam ben. Kalacak olursam ya Harriet'ın ya da Joseph'in yatağında yatmayı göze alırsın. Ben bu odadaki sandalyelerden birinin üstünde uyuyabilirim, dedim. Kaba adam, hayır hayır dedi. Yabancı, varsıl da olsa yoksul da olsa yine yabancıdır. Ben gözetim altında bulundurmadıkça bir yabancıyı buralarda kendi haline bırakmam, dedi. Bu sözleri sabrımı tüketmişti. Bir küfür savurdum. Onu itip avluya çıkmak üzere telaşla yürürken Harriet'ına çarptım. Ortalık o kadar karanlıktı ki çıkış yerini göremiyordum. El yordamıyla dolanırken birbirine layık gördükleri uygarca ilişkilerden birine daha kulak misafiri oldum. Başlangıçta delikanlı benimle arkadaş olmaya niyetli görünüyordu. Ben parka kadar ona eşlik ederim, dedi. Efendisi ya da nesiyse cehenneme kadar yolun var, diye bağırdı. Atlarla kim ilgilenecek? Bayan Heathcliff umduğumdan çok daha uysal bir tavırla söylendi. Bir insanın hayatı atların bir gecelik ihmal edilmelerinden daha önemlidir. Birisinin onunla gitmesi şart. Harriet'ın aksilendi.
Ama senin buyruğunla değil. Ona abayı yaktıysan çeneni kapatman hakkında daha hayırlı olur. Öyleyse dilerim ki Tanrı'dan ruhu hepinizin huzurunu kaçırsın. Umarım Bay Heathcliff de Grant yıkılıp dökülünceye kadar kiracı bulamaz. Joseph'in yanına yaklaştım. Bakın hele! Diye bağırdı. Karı herkesi lanetliyor. Konuşulanları duyabileceği bir yere çömelmiş, lamba ışığı altında inek sağıyordu. Lambayı hızla kaptığım gibi, yarın geri yollarım diye bağırarak en yakın kapıya koştum. İhtiyar adam, bey bey diye bağırarak ardıma düştü. Lambayı çalıyor bu herif. Hey kuçu kuçu, hey köpek, kurt, yakalayın şu herifi. Ön kapı açılınca uzun tüylü iki canavar gırtlağıma saldırdı. Beni yere yıktı. Bu arada lamba da sönmüştü. Heathcliff ile Harriton'un birbirine karışan kahkahaları öfkemi de utancımı da son sınırına getirmişti. Neyse ki o iki canavar beni diri diri parçalamaktan çok bacaklarını uzatıp gerinerek kuyruklarını sallaya sallaya esnemeye düşkündü. Fakat benim yerden kalkmama da izin vermeyeceklerdi. Bu yüzden o kötü kalpli efendilerinin gönlü olup beni kurtarıncaya kadar yerde yatmak zorunda kaldım. Ondan sonra da başım açık, ışımla titriye titriye haydutlara beni serbest bırakmalarını buyurdum. Beni bir dakika daha orada tutmaları kendi aleyhlerine olacaktı. Bu arada öyle duyulmamış tehditler savurdum ki benim kinimin sonsuzluğu yanında Kral Lear'ınkilerin esamesi bile okunmazdı. Sıkıntımın şiddeti burnumun kanamasına neden oldu. Heathcliff hala gülüyor, ben de hala tehditler savuruyordum. Benden daha sakin, benimle eğlenenden daha merhametli biri gelip işe karışmasaydı, bu oyun nasıl biterdi bilmiyorum. Biri dediğim, şu şişman kahya kadın zillahtı. Çıkan yaygaranın nedenini anlamak için nihayet dışarı fırlamıştı. Birilerinin bana kötülük ettiğini düşünmüş, efendisine karşı gelmeye cesaret edemediği için de zalimlerin gencini kelimelerle yaylım ateşine tuttu. Daha neler, Bay Earnshaw diye bağırdı. Bakalım bundan sonra ne halt yiyeceksiniz? Kapınızda cinayet mi işleyeceksiniz? Hayır, bu ev bana göre değil. Şu biçare çocuğa bakın. Neredeyse boğulacak. Şşt, sus, bu böyle gitmez. Hadi gel de yaralarını sarayım. Hah, şöyle rahat dur. Bu sözlerle beraber bir kova dolusu buz gibi suyu başımdan aşağı boca etti. Sonra beni zorla mutfağa götürdü. Bay Heathcliff de ardımız sıra geldi. Yüzündeki geçici neşe silinmiş, her zamanki somurtuk, kederli havasına bürünmüştü. Epey hastaydım. Başım dönüyordu. Bayılacak gibiydim. Bu nedenle de adam beni evinde barındırmak zorunda kaldı. Zillaha bana bir bardak konyak vermesini söyledi. Sonra içeri odaya geçti. Bu sırada Zillah da sürekli konuşarak beni avutmaya çalıştı. Efendisinin emrini de yerine getirdikten sonra kendimi biraz daha iyi hissedince yatmaya götürdü.